Merhabalar. 2022 yılı için burs veren kurumları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Konya Karatay Belediyesi'nin burs duyurusunu sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Yapılan duyuruya baktığımızda ilçemizde ikamet eden lisans ve ön lisans programlarına ilk defa yerleşen tüm öğrencilerimize 1000 TL'lik nakdi destek yardımı gerçekleştirilecektir. Başvuru şartlarımız nelerdir? Konu hakkında bilgilendirmelerimizi de yapalım arkadaşlar. Başvurumuzun süresi oldukça kısa, bunu belirtmiş olayım. Sizler 31 Ağustos Çarşamba gününe kadar burada belirtilen web sayfası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Ben gerekli linki sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına tıkladığınızda ilgili link sizlerle paylaşmış olacaktır. Proje kapsamında devlet, özel ya da vakıf üniversitesi fark etmiyor arkadaşlar. İlk defa üniversiteye kayıt yaptırmanız sizler için yeterli olacaktır. Şartlara baktığımız zaman ikamet şartını paylaşmıştık sizlerle. ÖSYM yerleştirme sonuç belgemiz okul ve bölüm belirtilecek şekilde bizlerden istenilmektedir. ÖSYM'nin alı işlemleri sisteminden temin edebiliyoruz. Okul kayıt belgesi ya da öğrenci belgenizi E-Devlet'ten alacaksınız arkadaşlar. Açık öğretim ya da uzaktan öğretim kazanan öğrenciler maalesef başvuru yapamıyorlar. Belirttiğim şartları sağlıyorsanız buradan başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burslarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Gün içerisinde üst üste burs duyurularını paylaşmaya devam edeceğim. Bizleri Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Linkler açıklamalar kısmında olacak arkadaşlar. İlgili linklere tıklayarak paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bizler de örnek teşkil etmesi açısından ilgili alana tıklayalım. Bakalım karşımıza neler çıkacaktır. Yapmış olduğumuz bilgilendirmeler sizlerle paylaşılmaktadır. Hemen başvuru butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bilgilendirmelerimiz devam etmektedir. Tamam butonuna tıklıyorum. 3 aşamadan oluşacak arkadaşlar. Öncelikle olarak kişisel bilgilerinizi dolduracaksınız. Telefon numaranızın güncel olmasına dikkat edin çünkü sizlerle doğrulama kodu paylaşılacak. Ardından aile bilgilerini doldurduktan sonra ilgili belgeleri sisteme yüklüyorsunuz ve bu şekilde başvurularınızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Süreç içerisindeki diğer kurumların duyurularını da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.